Çanakkale Belediyesi'nin 2025-2029 yılları arasında yol haritası olarak kullanacağı stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen 2025-2029 stratejik plan paydaş toplantıları belediye meclis salonunda muhtarlar buluşmasıyla devam etti. Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Ali Çalıdağ moderatörlüğündeki toplantıya belediye birim müdürleri, belediye il genel meclisi üyeleriyle Çanakkale merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı. Bunların iki başlığı var. Birinci başlığımız muhtarlıklar ve belediyemizin mevcut çalışmalar dışında ortak çalışmaları gereken alanlar neler başlığı. İkinci başlığımızda muhtarlıkların önümüzdeki 5 yıllık stratejik planlama ile ilgili genel olarak sunmak istediği ürünler nelerdir? Bu iki başlık hakkında sizlerin görüşlerini rica edeceğiz. Toplantıda paydaşlar Çanakkale'nin akıllı kent olabilmesi için yapılması gereken yatırım ve projeler masaya yatırılırken, öte yandan bu alanda yapılabilecek işbirlikleri ve öneriler de görüşüldü. Çanakkale merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları stratejik planda yer almasını istedikleri taleplerini ve sıkıntılarını sıraladı. Bizim Esenler'de dere yatağı vardı. Her yıl orası ilaçlanıyordu. Sivrisineklerin oradan geldiğini düşünüyorum ve bu sene ilaçlanmadı. Özellikle takip ediyorum. Ve 60 metrenin alt tarafı sinekten insanlar uyuyamadığını ve her gün şikayet geliyor. Barbaros Mahallesi Muhtarı Şaban Şahin mahalledeki trafik ve otopark sorununa değindi. Tabii mahallemizde çayın içerisinde de mevcut pazar yerinin içerisinde bilhassa benim tarafta. Tanker, büyük arabalar, tırların o kadar yoğun ki Turaya Caddesi, çayın boyu insanlar arabalarını park edecek veyahut da görünümü gerçekten çok bozuyor. Trafiği, mahallemizde trafik sorunları da var. Tabii bunu herkes biliyor, herkes görüyor. Onlara da çare bulacağını tahmin ediyorum. Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Evren Kızoğlu da muhtarlıklar ve belediye arasındaki mevcut çalışmalarda diyalog eksikliğini vurgulayarak artmasını ve daha koordineli olmasını istedi. Mevcut çalışmalarla ilgili diyaloğun arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha koordine, daha birbirinden haberi olan çalışmalar haline gelmeli. Bu anlamda hani yeni eklemektense mevcutta esasında ortak yapıyormuş gibi gözüktüğümüz çalışmaları daha etkin, daha birbirine bağlı ya da işte bilgilendirilme konusunda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. İşte su patlağılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Biz sahada keşfedebiliyoruz bu konuda. Yani yeni alanlardan önce mevcutların biraz daha güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.